Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızıl saç boyama videomun ikincisini çekeceğim. Neden bir tanesini yetinmedim ve ikinciyi çektim? Çünkü onda normal bir boya kullanmıştım. C Color'ın kızıl boyasını kullanmıştım. Bu sefer renkli boyalardan olan Jamaica Jeans markasının Deep Red, koyu kırmızı boyasını kullanacağım. Bu boyanın diğerlerinden birkaç tane farklı özelliği var. Birincisi renkli boya dediğim gibi. Yani mavi, mor, işte kırmızının bazı normal boyalarda bulunmayan tonları gibi farklı tonlarda da boyaları var. Normal markalarda bunları çok fazla bulamıyorsunuz. O yüzden bugün bunu deneyeceğim. Biber kızılı falan da vardı. Biber kırmızısıydı galiba. O böyle aşırı kırmızı olur, tam istediğim ton olmaz diye onu almaya cesaret edemedim. O yüzden koyu kırmızısını kullanacağım. Bir diğer farklılığı da şu şekilde. Normal aldığınız boyalarda kutunun içerisinden bir sıvı karışım, oksidan karışımı çıkıyor. Bir de krem boya çıkıyor ve onu kabın içerisinde kendiniz karıştırmanız gerekiyor. Ama bu aldığınız boyada her şey karışmış şekilde bulunuyor ve başka hiçbir şey eklememeniz gerekiyor. Bütün karışım kendi içerisinde kendi yapılmış. Tekrar göstereyim ve şimdi boyamaya başlayacağım. Normalde bu şekilde sıkıp da kullanabilirsiniz. Görünüyor galiba. Ama ben bu şekilde pratik olmayacağı için kendi saç boyama kutuma. Bunu da şok marketten almıştım ama diğer bütün kozmetikçilerde de bulabilirsiniz. Gratis'te falan da var. Oralardan bakıp alabilirsiniz. Benim için gayet pratik oluyor. Yanında şunlar da var. Bunlarla çok rahat boyayabiliyorum. Ayrıca kızıl saç boyama ile ilgili ilk videomda sorulan bütün sorulara cevap verdim. Yine aklınıza takılan boyamak istiyorsanız ve sormak istediğiniz sorular varsa hepsini sorabilirsiniz. Şimdi ben direkt şöyle açıp tamamını boşaltacağım. Bu arada saçınızı boyamadan önce kesinlikle normalde çok fazla kullanmadığınız bir kıyafetinizi giymenizi tavsiye ederim. Çünkü ister istemez kızılı çamaşırlardan çıkarması biraz zor oluyor. Şu şekilde tamamını döküyorum. Bu arada boyanın içinden acayip boya çıktı. Çok saçma bir cümle oldu ama. Yani ikinci bir boya almanıza kesinlikle gerek yok da tamamen içindekileri dökmedim bile. Ona rağmen bayağı boya çıktı. Yani yeterli olacak. Saçınız benimkinden çok daha uzunsa bile yeterli olacağını düşünüyorum. Diğer bilgileri de vereyim. N11'den aldım. 19.75'e aldım ben. Ha bir de videoyu sonuna kadar izlemeyecek olanlar için şimdiden söyleyeyim. Boyadıktan sonra şuralarda kalan boyalar için birkaç tane şey denedim şimdiye kadar ama en etkili olanı pamuğa asetonu döküyorsunuz. Normal oje çıkartırmış gibi şuralara bütün boya olan yerlerinize sürüyorsunuz. Aseton en güzel çıkartan şey. O zaman şimdi boyamaya geçiyorum artık. Saçımı şöyle ortadan ayırmıştım. Mümkünse elinize eldiven giyin. Dediğim gibi eski bir tişört kullanın. Ben şu an eldivenim olmadığı için kullanamıyorum. Elinizden çıkması daha zor olacak. Çünkü bayağı eliniz bulanıyor. Şimdi ayırdıktan sonra şu şekilde başlıyorum. Ben uzun bir süredir boyamadığım için diplerim bayağı geldi. Önce bütün diplerimi boyuyorum. Şöyle her yerine gelmesine dikkat edin. Boyadıkça bu şekilde ayırıyorum. Diğer tarafa atıyorum. Tarakla tarayalım. Şöyle iki tarafı birden boyuyoruz. Önce bu tarafımdaki bütün diplerimi boyayacağım tek tek ayırarak. Daha sonra sol tarafımdakileri tek tek ayırarak boyayacağım. Arkalarımın diplerini boyayacağım. Ondan sonra normal bu şekilde şöyle şöyle boyayı sürerek tamamını boyayacağım. Şimdi ben hızlı bir şekilde boyama aşamasını yapıyorum. Evet, boyama işlemi tamam. Kamera karşısında boyamak çok zor olduğu için arkadaşıma bağırttırdım. Tamamını boyadık. Şimdi yaklaşık 40-50 dakika arasında saçımı bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra yıkayacağım. Beklerken de kendime kahve yapayım, kahve içeyim.
En azından zaman biraz hızlı geçsin. Evet, tam 45 dakika oldu. Şimdi gidip yıkıyorum. Bu arada gerçekten ellerim, tişörtüm, yağlar her yer çok kötü oldu. Onları da göstereyim hatta. Ayrıca şunu söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Ben şimdi video çekeceğim için saçlarımı yıkayıp öyle boyadım. Ama normalde kirli saçın üzerine boyarsanız boyayı çok daha kolay kabul edecek ve daha iyi olur. Yani siz normalde boyarken kirli saçın üzerine boyarsanız daha iyi olur. Şimdi hemen banyoya gidiyorum. Saçlarımı yıkıyorum. Her yer tabii banyoda kıpkırmızı olacak. Her yer kırmızı olacak. Yani bunu eğer kızıl kullanacaksanız bu tarz zorluklara maalesef alışmanız gerekiyor. Şimdi ben bir yandan video çektiğim için tabii normalden çok daha fazla her yeri kirlettim. Siz tabii ki bu kadar olmayacak siz yaparken. Ama bunları da göze almanız gerekiyor. Örneğin yazın bu boyayı kullanırken, kızıl kullanırken tişörtlerinizin arkası, ense kısımlarınız böyle o sıcaktan terlediği zaman oralar bile kırmızı oluyor. Yastık kılıflarınız kırmızı olabiliyor. Bunlar maalesef yaşanılan şeyler. Bunları da göze almayı unutmayın. Ben daha fazla konuşmayayım, hemen gideyim. Yıkayayım. Yıkadıktan sonra tekrar görüşürüz. Ve sonunda yıkadım ve bitti. Bir saattir o kadar çok şeyle uğraşıyorum ki gerçekten çok yıprandım. Daha önce kullandığım hiçbir boyada böyle bir şey yaşamamıştım. O kadar çok her yer kırmızıya boyandı ki bilmiyorum değer miydi? Biraz sonra kuruttuktan sonra anlayacağım ama bu kadar çok bulaşan ve yani şu an ellerim çok kötü. Yani her yerimi temizledim şu an ama yüzüm komple kıpkırmızıydı. Komple asetonla yüzümü sildim. Sonra tekrar makyaj yaptım filan. Her yerim böyle yıkarken bile vücuduma yapıştı artık o kırmızı boya. Çok fenaydı. Bilmiyorum. Bir de ıslakken şuna dikkat ettim. Diplerine bakıyorum. Aynada sanki dipleri tam boyanmamış gibi hissediyorum. Ya normalde Sea Color'la ya da normal başka bir boyayla boyadığımda bile diplerim çok güzel kapanırken eğer bu boya da kapanmadıysa yani nasıl mümkün olabilir bilmiyorum. Çünkü çok daha yoğun pigmentli bir boya olduğu için kesinlikle çok iyi kapatması lazım. Bilmiyorum, inşallah ıslak diye öyle görmüşümdür ama galiba diplerim tam boyanmadı gibi hissediyorum. Şimdi kurutacağım ve son sonuçlara bakacağım artık. İnşallah bu kadar çektiğim eziyete değmiştir. Yoksa ben yine Sea Color'la boyamaya devam edeceğim. Şimdi kurutayım. Ve kurutma işlemim de bitti. Şu an güldüğüme bakmayın. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ki gerçekten çok şaşırdım. Hiç böyle bir şey çıkacağını tahmin etmiyordum. Dediğim gibi normalde Sea Color boyasıyla boyarken bile çok daha kapatıcılığı vardı. Ben bu boyadan böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Şu ışığa yaklaşıyorum. Çok doğal güneş ışığı da kalmadı bu saate kadar. O yüzden çok belli olmuyor ama şöyle yakından göstereyim diplerimi. Görüyorsunuz tam olarak kapanmadı. Siyahlarım hala duruyor. Renginden evet rengi güzel ama yani saçım dışında her yere çok daha fazla ne diyebilirim? Başka yerlere çok daha fazla boyadı şu an. Banyoyu görseniz kıpkırmızı bir yerde. Normalde başka boyayla boyadığım zaman su tuttuğumda o fayanslara yapışan boya hemen giderdi. Şimdi o kadar su tuttum, elimle ovaladım, yok yani banyodan bile çıkmıyor. İyi ki banyodaki paspasları falan kaldırmışım, evin böyle yani nereye dokunduysam oraya yapıştı kaldı. Şu diplerimi nasıl boyamayı başaramadı gerçekten hayret ediyorum. Gördüğünüz gibi rengi bu şekilde. Kullanıp memnun kalan ya da kalmayan varsa lütfen yorumlarda yazın. Hani başaramadığımı, beceremediğimi düşünmüyorum. Çünkü ilk kez saçımı boyamıyorum. Yıllardır boyuyorum. Hani çok iyi biliyorum nasıl boyanacağını da, kaç dakika kalacağını da, ne yapacağımı da. Ama yok yani hani benlik bir sorun olmadığını o kadar eminim ki. Neyse sonuç olarak boyadım. Ama bir hafta sonra tekrar Sea Color alıp Sea Color'ın çilek kırmızısını kullanıyorum. Onu nasıl boyadığımı görürseniz onda bir hayal kırıklığı yaşamadım. Zaten sürekli kullandığım o. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Kanalımda bulabilirsiniz. Ben bir hafta sonra tekrar onu alıp onunla tekrar boyamayı, en azından şu olmayan diplerimi boyamayı düşünüyorum. Rengi şöyle yakından göstereyim. Çünkü uzaktan çok fazla belli olmuyor. Çok bir ışık kalmadığı için. Hani saçımı evet güzel kapattı. Saçımın hiçbir yerinde bir şey kalmadı. Ama bu dipler
Hiç böyle olmamalıydı. Neyse artık boyadık bitti. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Efendim diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Onlara da bir göz atın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.